Hareketsiz yaşam birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Düzenli egzersizlerle fit bir görünüm ve zihinsel açıdan büyük önem taşıyor. Düzenli egzersiz denildiğinde yapılan spor dallarından biri de pilates oluyor. Sağlıklı beslenmenin yanında yapılan düzenli egzersizler, kas iskelet sistemi başta fit bir görünüm ve zihinsel iyilik hali içinde büyük önem taşıyor. Bunun için uzmanlar pilatesi öneriyor. Özellikle medikal pilates uygulamalarının hastaların omurga sağlığını koruduğunu vurgulayan Kayseri Büyükşehir Spor AŞ bünyesinde aletli pilates derslerine giren eğitmen Tuğba Pelit, pilatesin fiziksel açıdan faydalarının yanı sıra ruhsal açıdan da faydalı olduğunu anlattı. Tabii ki ben Tuğba Pelit, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ bünyesinde aletli pilates derslerine giriyorum. Yaklaşık 3 yıldır buradayım. Pilates, zihin ve beden bütünlüğünü koruyarak kasları güçlendirmek, esnekliği artırmak ve tüm bedeni çalıştırmak için yapılan bir spor dalıdır. Pilates iki ana dalda birleşiyor. Aletli pilates ve mat pilates olarak. Aletli pilatesin içerisinde reformer pilates vardır, cadillac pilates vardır, barrel pilates vardır, chair pilates ve klinik pilates olarak ayrılıyor. Bunun dışında tabii ki de pilates de hala gelişmeye devam etmektedir. Farklı dallarda tedavi amaçlı da uygulanıyordur. Rehabilitasyon alanlarında hastaları güçlendirmek, hastaları daha iyi bir hale getirebilmek için kullanılıyor. Kaslarımızı güçlendiriyor, esnekliğimizi artırıyor, omurgamızın sağlığını yerine getiriyor ve postürümüzü düzeltiyor. Ve aynı zamanda da kor bölgemiz daha güçlü bir hale gelerek bedenimizi daha güçlü hissetmemizi sağlıyor. Yani tabii ki şöyle bir fark vardır. Örneğin bir fitness'la pilatesi aynı kefeye koyamıyoruz. Neden? Çünkü fitness'ta hem kardiyo yaparken zayıflayabilirken hem de kaslarımız güçleniyor. Pilates'te kaslar güçleniyor, esneklik artıyor ve biz bu yüzden pilatesi zayıflamak için değil de daha güçlü, daha esnek bir hale gelmek için kullanıyoruz. Sağlığımıza katkıları şöyle, kemik yoğunluğumuzu artırıyoruz, kalbimizi güçlendiriyoruz, esnekliğimizi artırıyoruz, postürümüzü düzeltiyoruz ve omurgamızı daha sağlıklı bir hale getirerek daha mutlu uyanıyoruz güne. Her spor dalında olduğu gibi bu spor dalında da sakatlanma risklerimiz var. Sakatlanmamak için öncelikle bir doktor kontrolünden geçmemiz gerekiyor. Daha sonrasında harekete başlamadan önce ısınmamız, bitirirken soğumamız gerekiyor ki sakatlanmayalım. Tabii ki de uzman bir hoca eşliğinde olmasını öneriyoruz. Ama eğer ki birey kendi başına evde yapmak istiyorsa araştırmalar yapması gerekir. Yani videolar izlemesi gerekir. Hoca eşliğinde olmasını öneririm. 45-50 dakika yeterli oluyor. Yani şu an günümüzde kadınlar daha ağırlıklı yapıyor ama erkeklerin de yapmasını öneriyoruz. Çünkü erkekler sadece fitness yaptığı için, daha çok kas dumbbell'larla çalıştığı için esnekliğe de ihtiyaçları var. Ama şu an çoğunlukla kadınlar yapıyor. Yani erkeklerin daha çok fitness ağırlıklı çalıştığı için, daha çok kaslara yönelik çalışmalar yaptığı için esnekliği çok ön plana getirmiyorlar. Bu yüzden aslına bakarsanız dediğim gibi yine erkeklerin de bu spor dalını yapmasını öneriyoruz biz. Kayseri'de pilates son günlerde çok güncel bir şekilde biliniyor. Ama tabii ki daha hiç bilmeyen, görmeyen insanlarımız var. O yüzden biz Spor AŞ ailesi olarak bunu bütün halkımıza öneriyoruz. Merhaba. Ben Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'ye bağlı aletli pilates hocasıyım. Beden ve pilates, beden ve zihin bütünlüğünü sağlayarak, kas kütlesini arttırmak, esnekliği arttırarak tüm vücut çalıştığımız Joseph Pilates tarafından üretilen egzersiz metotlarıdır. Aslında pilates eğitmen eşliğinde çalışılır. Mat ve reformer pilates olmak üzere ikiye ayrılır. Reformer pilatesin kendi içinde dalları vardır. Barrel, chair, reformer, cadillac gibi derslerimiz, seanslarımız oluyor. Mat pilates de mat eşliğinde yaptığımız farklı materyaller kullanarak yapılan pilates oluyor. Pilatesin faydaları kişinin postür bozukluklarını düzeltir, kas kütlesini arttırır, esnekliği arttırarak kişinin daha sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlar, daha ağrılarından arınan bir hayat ortaya çıkartır. Daha sağlıklı bir yaşam olur böylelikle. Tabii ki her spor dalında olduğu gibi pilateste de sakatlanma olabiliyor. Bunun için aslında bir hocayla çalışmak, yani bir eğitmenle çalışmak gerekiyor.
Çünkü duruşlar bizim için çok önemli. Hareketten daha önemli, harekete doğru giriş önemli oluyor. Harekete başlamadan önce, seanslara başlamadan önce ısınma, seanslar sonunda da soğuma yapılması gerekiyor. Böylelikle kişi vücudunu hazırlayarak devam ederse seanslara, sakatlanma daha az oluyor. Olmadı mı? Daha yeni gelişmekte olan, daha herkesin tam olarak bilmediği ama çoğu kişinin de yaptığı bir spor. Böylelikle hani yavaş yavaş tanınıyor ama şu an çok seven var. Mesela bizim yoğunluğumuz çok fazla aslında bununla ilgili. Şu an çok sevmeye başladılar, öğrenmeye başladılar. Spor Ayşe olarak biz de buna yardımcı oluyoruz.